İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Isparta Süleyman Demirel Havaalanı'na yapılması planlanmış, tüm yolcular ve mürettebatın ölümüne yol açan gizemli Atlas Jet kazası geliyor ekranlarınıza. Atatürk Havalimanı'ndan Isparta'ya 29 Kasım 2007 günü saat 23.20'de havalanması gerekirken Priştine seferinden geç dönmesi nedeniyle 30 Kasım'da saat 00.51'de toplam 50 yolcu ve 7 mürettebatlı İstanbul'dan kalkış yapan KK4203 sefer sayılı uçak saat 1.36'da Süleyman Demirel Havaalanı'na inişe geçtiği sırada Isparta'ya 18 kilometre mesafede Keçiborlu'da düştü. Düşen uçak Atlas Jet'in World Focus Hava Yolları'ndan kiralamış olduğu bir McDonnell Douglas MD-83'tü. Uçak kaza esnasında World Focus Hava Yolları pilotları tarafından kullanılmaktaydı. Olayın gizemi de buradan sonra başladı. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde bir fizik konferansına katılmak üzere uçakta Türkiye'nin önde gelen 6 nükleer fizikçisi bulunmaktaydı. Bu profesörlerin CERN'deki Atlas deneyinde çalıştığı, ayrıca bu 6 bilim adamının 2 yıl önce başlatılan ve Devlet Planlama Teşkilatı tarafından desteklenen Türk Hızlandırıcı Merkezi Teknik Tasarımı ve Test Laboratuvarları projesinde görevliydiler. Korkunç kazada hayatını kaybeden 6 bilim adamının Türkiye'nin nükleer araştırmalarında çok önemli role sahip oldukları ortaya çıktı. Türkiye'nin önde gelen fizikçilerinin bulunduğu bir uçak kazası gittikçe garip bir hal alıyordu. Sıradan bir uçak kazasına benzemiyordu. Yoksa bu bir suikast mıydı? Uçak bulunduğunda iki parçaya ayrılmış, gövdesi ve arka kısmı ayrı yerlere düşmüş durumdaydı. Bir kanadı ve motoru bir tepenin üzerindeyken gövdesi 150 metre aşağıda bulunmaktaydı. Isparta valisi Şemsettin Uzun yaptığı açıklamalarda uçağın enkazının bulunduğu yerin havaalanının iniş rotası üzerinde bulunmadığını belirterek uçak oraya nasıl indi anlamak mümkün değil. Pist istikametinin diğer tarafına düşmüş dedi. Kafaları iyice karışmıştı. Sıradan bir uçak kazası mıydı yoksa 6 bilim adamına yapılmış bir suikast mi? Yapılan araştırmalarda uçağın iki kara kutusu da bulundu. Kara kutular hemen incelenmek üzere Almanya'ya gönderildi. Kaza ile ilgili yapılan araştırma sonucunda uçağın pilot hatası yüzünden düştüğü açıklandı. Uçağın rotadan sapmasının nedeni pilotların yön tayinlerinin bozulmuş olmasıydı. Tepeye yaklaştıklarını fark ettiklerinde uçağı düzeltmeye çalışmışlardı. Ancak bu manevranın sonucu olarak kuyruk kısmı tepeye çarpmış ve uçak parçalanmıştı. Uçağın rotasından sapmasının nedeni pilotların yön tayinlerinin bozulmuş olmasıydı. Tepeye yaklaştıklarını fark ettiklerinde uçağı düzeltmeye çalışmışlardı. Ancak bu manevranın sonucu olarak kuyruk kısmı tepeye çarpmış ve uçak parçalanmıştı. Ulaştırma Bakanlığı'nın Kasım 2008'de onayladığı ve adli soruşturmayı yürüten Keçiborlu Savcısına gönderdiği kaza raporu basında yer aldı. Raporda kazanın sebepleri arasında pilotların yorgun ve deneyimsiz olmaları, alçalma planındaki usulleri doğru kullanmamış ve karşılıklı çapraz kontrolleri sağlamamış olmaları gösterildi. Uçağın uçuş güvenliği ile ilgili 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren uçaklarda kullanılması mecburi ekipmanlardan olan yer yaklaşım ikaz sisteminin de arızalı olması nedeniyle pilotların sistem tarafından ikaz edilemediği ve kör uçuş yaptığı, bunun sonucu olarak da uçağın kuyruğunun türbe tepeye çarpmasına mani olamadığını açıkladı. Bir diğer teknik eksiklik, Isparta Havaalanı'na yaklaştırmayı kolaylaştıracak haritanın uçağa yüklenmemiş olmasıydı. Rapora göre pilotların geç karar vermesinden kaynaklanan bu olay bir kontrollü uçuşta yere çarpma kazasıydı. Rapora göre inişe geçen uçağın flapları da açılmamıştı. Bu da pilotların dikkatini dağıtmış olabilirdi. 223 derece istikametinde seyreden uçak 30 derece sola dönmesi gerekirken hata sonucu 30 derece sağa dönmüş, 253 derecedeki bu yeni istikamet uçağı türbe tepeye inatmıştı. Ayrıca zemin karanlık olduğundan pilotların yer-gök ayrımını yitirdikleri kara delik etkisi adı verilen yanılgının da olmuş olabileceği üzerinde duruldu. Pilotların hata yapmasına neden olabilecek diğer etkenler de daha önce Isparta Havaalanı'na hiç uçmamış olmaları ve MD-83 model uçakla uçmakta tecrübeli olmamaları gösterildi. Gördüğünüz gibi kazanın iki farklı senaryosu var. Sizce kaza mı yoksa suikast mı? Yorum kısmında belirtebilirsiniz. Kanala abone olmayı ve sosyal medya hesaplarınızdan paylaşmayı unutmayın. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.